Peki Müslüman ölürse ne olur? Malı zekat, hayatı şehit. Evet, malı zekat oluyor. Zahmeti tebdil ediyor. Bekaya tebdil oluyor. Vefat ederse taunla vefat ettiği için şehid-i manevi inan. İmanı varsa ki Müslümanın imanı var. Vefat eden korona ile şehittir. Hiç şüpheniz olmasın. Çok şükür Müslümanlar bak hele ibretle seyrediyorlar Allah'ın icraatını. Kardeş biz ahireti dünyanın ötesi görmedik ki. Dünya ahiretin üzerine tenteneli perde. Bu arsa o arsa değil ki. Bedenle ruhu ayırt eden dünya ile ahireti aynı öyle ayırt eder. Bedene ben diyen dünyaya ahiret diye bakar. Bu sefer bedeni esas yapar, putlaştırır, hissi nefsi cisim galebe eder. Bekaya mazar olan o fıtrat bedene beka verdiği için ödü patlıyor. Oysa Risale-i Nur talebeleri teris olacağım diye nöbetini bekliyor. Başlayalım. Şırtlarda selam yok mu? Türkiye zaten senin. Gurbettekiler gurbette. Abdullah'ım, Şırtlarda da herkese selam olsun. Bir tanem kardeşim. Nasılsın? Yozgatlım. Hasan abi, bu arada girmişken ben bir şey diyeyim. Kalbin zahiri dimağıdır diyor. Ne anlayacağız bundan? Nasıl? Bir daha söyle. Kalbin zahiri dimağıdır diyor. Nerede diyor? Nasıl diyor? Şurada diyor. Ben o önceyi okurken orada çok dikkatimi çekti de. He. Kalbin dimağı ben onu ayrıyeten çıkartırım. O zaman şöyle izah edeyim Abdullah. Kalp esastır. Bir ayağı dimadır, bir ayağı vicdandır. İki kalp iki ayaklıdır. Yani kafa, akıl müstakil değil. Kafa, aklın bir ayağıdır, vicdan bir ayağıdır. Risale'de şöyle geçer. Makesi efkari dima, mazar hissiyatı vicdan. Geldiniz mi? Hadi başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dördüncü şua sevgili arkadaşlar. Dördüncü şua. Niye bunu seçiyoruz? Taun, tufan, veba, hastalık, musibet, dert, keder, buhran, bunalım, vehim ve vesveseye en müessir çare tefekkürü imanidir. Tefekkürü imani. Tefekkürü imanidir. Tefekkürü imanının kalp merkezli. Kalp merkezli en müessir derslerinden bir tanesi dördüncü şuadır. Dördüncü şua bu korona meselesi vasıtasıyla çok okuyunuz. Bu hastalık musibetlerde en müessir çare tefekkür imanidir. Ustadın sözü bu. Tefekkürü imaninin en müessir dersi kalp merkezli derslerdir. Kalp. Kalp merkezli olunca vehim ve vesvesenin arkasına geçiyorsunuz. Unutmayın. Kalp. Ene dersleri ruh endeksli olur. Kalp merkezli derslerin en tesirlisi de dördüncü şuadır. Ondan okuyacağım şimdi. İhtar. Risale-i Nur sahih kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor, gittikçe inkişaf eder. Şu arkadaşlar, bir depo düşünün, su deposu. Bu gayrimüteşhirde veriyor bu örneği.
su deposunun musluğunu açtığınız zaman en tazikli su ilk akan sudur. Sonra deponun suyu azaldıkça musluktaki su azalır. Öyle mi? Risale-i Nur ise kesbi olmadığından vehbi olmasının göstergesi nedir? Bu kanuna ters çalışıyor. Musluğu açtığınız zaman bir anda patlama yapmıyor. Beşeri kitaplar, beşeri ilimler ilk önce vereceğini veriyor. İşte bak ne diyor? Risale-i Nur sahih kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor. Gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risalede birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet emniyetli bir muhakeme-i hissi ve gayet ruhlu bir muamele-i imani. İmani derken imanın sonundaki o inin kafasında takke var arkadaşlar. Takke. Nokta yok. Şuuru imani. Farkını söyleyeyim. Şuuru imani iyi olsa imanın sana kazanımları. Yani bizi zinadan uzaklaştırdı, içkiden, kumardan, sefahatten, evhamdan, vehimden, kabirin dehşetinden, vahşetinden. İman bize güzel bir gözlük vermiş. Bu şuuru imani. Yani inin başında nokta varsa, takke koyarsanız şuuru imani fi, yani çekiyor. O iman sana bir şey kazandırdığı değil, imanın içine alıyor seni. Ne demek o? Allah direkt seni korumaya alıyor. Allah'ın korumasına giriyorsun. Şuuru imani. Eğer sonundaki i takkeli ise seni içine alıyor. Yani iman sana kazandırdıkları değil. İman sana huzuru etem bir şey veriyor diyor bir de. Güveni tam. Tam bir güven. İçine koyuyor seni. Peki nazarı nasıl oluyor bu kişinin? Dünya ve ahiret iki menzil hükmüne geçer. Kabir nasıl gözükür? Pasaport dairesine dönüşür. İkisi sır ve tılsımı cem ettiği için şuuru imani birbirine dönüştürür. Dünyadayken 295 şualar. Dünyadayken o şuuru imani seni içine alıyor. Cennet havası bir hayat yaşatıyor. Bak ne diyor? Birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet emniyetli bir muhakeme-i hissi, yani hislerimi tasnif etmiş, birbirlerine çatışan ve çelişen hislerin, birbirlerine çatışan ve çelişen hislerin çelişki olmadığını, ilişki olduğunu gösteriyor. Bir daha, mesela dünya ve ahiret, soğuk ve sıcak, hak ve batıl, zıt değil mi? İman, küfür, melek, şeytan, zıt değil mi? Muhakeme-i hissi seni arkaya taşıyarak melek, şeytan ikisinde esmanın hakikatleri olduğunu görüyor. Çelişki gibi gözüken şeytan, melek, iman, küfür arka tarafa seni taşıyarak ilişki olduğunu, esmaların tecellileri olduğunu sana gösteriyor. Ama burada kafir. Orada başka, mesela şeytan mudil esması. Allah yarattı. Melek nur esması. Artık burada şu alemi şahadet, sen celali ve cemali, imani ve küfrü, hak ve batı, dünya ve ahireti bir görecek bir makama taşıyor seni ya. Bu nasıl bir şey ya bu iman? Kafayı oynatacağım yani. Bu iman ne kadar lezzetli bir şeymiş ya.
Bu imanın üzerisi var ya, üzerisi. 15. şuadan söylüyorum. Niçin Müslümanlar imanla böyle çıldırmıyor, patlamıyor diye düşünürdüm böyle. İçi patlaması lazım böyle. Yani cezbe. Günahlardan dolayı imanımızdan lezzet alamadığımız gibi kafir de imansızlığından dehşet almıyor. İptal his nevinden oluyor. Günahlardan dolayı imanımızdan lezzet alamıyoruz. Hazreti Korona'dan sonra hissiyatımız o kadar açıldı ki ahirete böyle asas oldu. Böyle ibadetler şey. Nasıl bir huzur geldi ya. Oh be. Bütün yükleri bedene yükledi Hazreti Korona. Kalp ve ruh nefes aldı ya. Ne lan dedi ya, bu dünya perestlik dedi. Hayat perestlik, kalbinize dünyayı soktunuz. Bedeni putlaştırdınız. Tamam mı? Ya nasıl böyle intibahlar vermiş kaza namazlara, kaza oruçlara. Benim gibi gafil bile iki rekat öğle namazının son sünnetini dört kılmaya vesile oldu. Benim için çok nimet oldu da, iki rekatı dört mü kılacaktım ben? Ben artık biraz daha değişik bir halete soktu ya. Bu nasıl? Sonra düşündüm, niye öyle? Bangır bangır bütün dünya Risale-i Nur okumakla şahs-ı manevisi hepimize tesir etmiş. Üzerimizdeki gaflet kısmen kalkmış. Günah olmuyor. Küre-i arz gusül yapmış. Gusül abdesti almış. Günahlar, gayrimeşruiyetler kapanmış. Temizliklerle sanki dünya abdest almış. Hepimize de sirayet etmiş. Nesi? Bir huzur geldi ya. Ha, ama korku var. Ha, o nasıl? Ustad der ki, çocuğu annesi tokatlar, o korku gene nereye götürür? Şefkatli annenin sinesine götürür. Baba tokat atar, kaçar. Anne tokat atar, sinesine girer. Rabbimizin tokatı da böyle. Demek ki çok ince, derindir. Gayet emniyetli bir muhakeme-i hissi, yani unutmayın, çelişen ve çatışan hislerin aslında ilişki olduğunu, gayet ruhlu bir muamele-i imani, yani iman içine alıyor bizi. İmanın kazanımları değil bu. Ve gayet gizli bir mukalleme-i kalbi suretinde. Artık kalbine insan yanaştıkça kalbi hassaları oynamaya başladı herkesin. Dünya perestlik kalkınca bir kalp nefes aldı. Çünkü ayette mealen diyor ki, cihattan ve ölümden kim korkar? Dünya sevgisini kalbine indirenler diyor. O kalktıkça insan kalbi ve ruhu nefes alıyor. İşte mukalleme-i kalbi, kalbiyle insan konuşmaya başlıyor. Kalbine gidiyor, kalbine sığınıyor, kalbinde seyrediyor. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Bir şeyi seyretmek istiyorsa Mehmet, gidip bakmıyor. Kalbiyle seyrediyor. Ahireti seyretmek istiyorsa kalbiyle seyrediyor. Van'ı seyretmek istiyorsan, efendim Hatay'ı seyretmek istiyorsan kalbiyle seyrediyor. Kalbiyle seyrediyor mu, kalbine mi bakıyor? Açılıyor da kalbine bakıyor. Kalp pencere ya, kalp harita ya. Nereyi seyretmek istersen buradan bakıyorsun. Söyle diyorsun. Ustad diyor ki kalbine baktım diyor. Hafız Ali abi ve Hüsrev abi için. Kalbine nasıl bakıyorsun ya? Baktı işte. Kim nasıl adamdır? Baktım diyor. Mukallemi kalbi suretinde mütenevi ve derin dertlerime şifa olarak tebarruz etmiş. Mütenevi yani çeşitli ve derin hastalıklarımız var. Kalp ve ruh, vehim ve vesvese hastalıklarımıza şifa oldu. Derin dertlerimize şifa olarak tebarruz etmiş. Çok şükür. Bu ders, biz birazını okuyacağız. Bana tam tevafuk eden, yani ustadın hayatına, hissiyatına, fikriyatına yaklaşma nispetinde tam hissedebilir, yoksa tam zevk edemez. Olsun ustad, bir bahçeye girsek elimiz ne kadar uzunsa o kadar toplarız. Elimiz hiç yoksa yerdekini toplarız canım. Dördüncü şua değil mi? Dördüncü şua. Dördüncü şua acaba hangi halette yazılmış ki o halet
Onu tevfik olur o zaman. Evet. Bak şimdi dördüncü şu an ne anlatıyor? Şimdi hatta düşünüyorum. Acaba birinciyi mi okuyayım? Beni aklımın başına alan dördüncü mertebe Asbiye-i Nuriye mi? Vallahi mübalağa etmiyorum. Şu dördüncü mertebe bak. İstersen size de göstereyim. Bak nasıl çizmişim o zaman. Şurayı görüyor musunuz? Şöyle yapayım da. Her bir kelimesi. Hepsi bir tabir. Bir unvan-ı mulahaza. Ben biraz gideyim. Başlayayım bakayım. Bugün birinci mertebe-i Nuri'yi okuyayım. Sonra zaten herhalde birinciyi bile okuyamam. Gücüm yetmez herhalde. Okuyamam. Yetişmez. Bir iki paragrafını okurum. Artık bu dördüncü şurayı çarşamba günleri devam ederiz. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Meali. Bir zaman ehli dünya beni her şeyden tecrit ettiklerinden ustada hapise koyuyorlar, zehir veriyorlar. Koğuşuna lağım bağlıyorlar. Her şeyden koparttıkları zaman beş çeşit gurbetlere düştüm. O gurbet mektubu var ya mektubatta. Orada var beş tane. Ve ihtiyarlık zamanında kısmen tesurattan gelen beş nevi hastalıklara giriftar olmuştum. Ha. Bu aletlerin ortaya çıkabilmesi için Allah iki tane inkılap verdi buna. Beş çeşit gurbete soktu. Beş çeşit hastalıklara da giriftar etti. Mesela bir tanesi zehir. Şu andaki korona gibi. Bak beş çeşit gurbetlere attı. Beş tane de hastalık verince ustad bedensel hayattan sıyrıldı. Efendim bir şey var. Zencefil getireceğim. Getiren. Ondan sonra beş çeşit kalbi ve ruhi aklı böyle açıldı. Sıkıntıdan gelen gaflet. Ölçüyü görüyor musunuz? Sıkıntıdan gelen gafletle Risale-i Nur'un teselli verici, medet edici envarına bakmayarak doğrudan doğruya kalbime baktım, ruhumu aradım. Ha, demek ki sıkıntıdan gaflet geliyor arkadaşlar. Sıkıntıdan ne geliyor? Sıkıntı başka, hastalık başka değil mi? Evet, sıkıntı başka, hastalık başka. Mesela günahlar sıkıntı yapar. Hastalık kalbi ve ruhu bedenin tasallutatından kurtarır. Tahakkümünden kurtarıyor. Mesela yatakta ah Allah Allah ama Allah çok böyle müsait ediyorsun. O kadar yakın hissediyorsun ki Allah böyle o kadar tatlı oluyor ki. Tövbe estağfurullah böyle sarılasın geliyor yani. Sıkıntı sefaatı muallimidir. Evet sıkıntı sefaatı muallim. Mesela sıkıntı olan adam ne yapar? Ya kalbi ve ruhi derslere koşar veya unutmak için YouTube'lara, günahlara girer. Unutayım diye. Zannediyor çaredir. Deve kuşu gibi kafasını kuma sokuyor. Demek ki biz ne yapacağız? Sıkıntı var bizde. Sıkıntı olunca ne yapacağız? Risale-i Nur'un teselli verici. Medet edici envarına bakacağız. Tamam mı? Medet edici, medet. İmdat ediyor bize Risale-i Nur. Ulan bu kitabı benim elimden alsalar. Ben kendi dünyamdan söylüyorum. La vallahi. Ben nasıl yaşanıyor? Aklım almıyor ki. Zaten kendisi de diyor. Yani nasıl yaşıyorlar diyor. İptal isneminden biraz şey yapıyor ama Japonya'da korona oluruz diye dağılmamış ha. Korona olacak sonra ölecek. Korona ölürüz diye 38 bin kişi intihar etmiş. Allah. 9 ayda. Ciddi mi? 38 bin. Tepecik kadar. Lan daha olmadın ya. Ya olursa. Ya Rabbi bu iman nasıl bir şeymiş ya. Bu nasıl bir şey ya. Sen Allah'ın özelliği ya. Bizdeki Allah'ın hakikati. İmanın içinde ne var? Allah var. Allah var bizde. Şuraya bak ya. Risale-i Nur'un
İmdat edici, medet edici envarına bakacağız. Bakmayarak olursa doğrudan doğruya kalbime baktım, ruhumu aradım. Medet edici nuruna bak. Medet edici envarına bakmayarak. Bak. Envar. Teselli verici, medet edici. Mesela bugün işte okuduk ya, imani tahkiki beraber aşağıda yaptık ya çafa üstünde. İmani tahkiki seni içine alıyor, her şeyden seni tecrit ediyor. Alıyor bu tarafa. Mesela ben biraz bunu yaşamıştım koronadan önce. Hücrede yaşadım ya 4 ay 20 gün. Ya tek başına ya, konuşacak adam yok. Ne yapardım ben Risale olmasa? Düşünebiliyor musun ya? 15 günden fazla kanunen yasak. Bir insanı bir hücrede koyamazsın. 4'te 20 gün ya. Düşün, insan sesi yok ya. Risale-i Nur'la ben konuşmasam, olmasaydı. Yani mümkün değil ya, biraz öyle yaşadım yani. Korona bana şimdi şey vız vız ve tız geliyor. 4'te 20 gün insan yok ya. Kardeş yok, ders yok, canlı yayın yok. Elimde ancak bir kitap, onu bitireceksin de başkasını getirecek 15 gün sonra. Sözleri bitince 15 gün sonra mektubat gelecek. Lan şimdi hepsini alabiliyorum elime ya. Hepsine ulaşabiliyorum ya. Kardeşime telefon ediyorum ya. Bu nasıl bir nimet ya? Şey vardı. Bir şey isteyeceksin değil mi? Zeytinyağı ve limon. Pazartesi yazıyorsun. Kağıda bir hafta sonra onaylanırsa gelecek sana. Onaylanırsa. Ulan gidip bisküvit almak, yağ almak, limon almak. Ulan markete gitmek. Ne demek öyle bir şey? Öyle bir şey olur mu? Hala garibime gidiyor. Bir markete gidip bir şey almak. Bana tuhaf geliyor. O kadar hissiyatıma gitmiş ki. Şimdi niçin bunları anlatıyorum? Yaşadığım dünya. O zaman da bir inkişaf ettirmişti. Çok çok istifade ettim. Çok şükür ki öyle oldu. Korona da bana öyle bir alet verdi ki, Mehmet akşamı kıldıktan sonra camdan akşam yatsı tesbih yapıyorum ya. Lan dedim bana bu haleti ve bu halet olmadan iyi ki ölmemişim ya. Arkadaşlar bu bela ve musibet, taun ve tufandan istifade ediniz. Açtığı böyle haletten istifade ediniz. O haletinizi, haletinizde Risale-i Nur'a yönelin. O halet bir casus gibidir, dalgıç gibidir, merdiven gibidir, dürbün gibidir. Mesela hastalık diyor ki hediye ilahi de diyor. Evet, hastalığı için diyor, evet, hediye ilahi diyor. Kaçıncı devadaydı? 13 devada olmasın. 13'te mi? Hastalık için hediye ile ilahi ve Rahman'ın şeyi diyor. Rahmet ilahinin hediyesiydi diyor. Hediye kime verilir? Hediye sevdiğine veriyorsun da. Yani... Şimdi devam edelim bak şimdi. Allah Allah. Gördüm ki doğrudan doğruya kalbime baktım, ruhumu aradım. Gördüm ki gayet kuvvetli bir aşkı beka ve şedid bir muhabbeti vücut ve büyük bir iştiyak hayat ve hadsiz bir aç ve nihayetsiz bir fakr bende hükmediyorlar. Görüyor musun zıtlar? Zıtlar bak. Kuvvetli bir aşkı beka var. Ölüm korkusunun sebebi bak. Bizde aşkı beka var. Ebedi yaşamak. Sonsuz yaşamak. Ölmemek var. Niye vermiş bunu Allah bize? Biz Allah'a aynayız. Ruhumuz ayna. Hayatımız da hayatını, ilmimiz de ilmini, irademiz de iradesini anlamak için... Benim aynada gözüken aşkı beka Allah'ın bakiliğini anlamak için idiyken, Allah'ın bakiliğini anlamam lazım iken yüzünü çevirmiş, o aşkı beka bedenimin bekasını aramış. Belasını da çekiyorum işte. Ölüm korkusu bu. Allah'ı anlamak ve ona yönelmesi gereken beka arzusunu kendimde aradım. Kendimin bekallığını aradım. Bak, kuvvetli bir aşkı beka hükmetmiyor mu? Ama fani. Sonra, şedid bir muhabbeti vücut. Şedid bir muhabbeti vücut. Kendime öyle bir şedid bağlıyım ki, aman ha, sinek konmasın. Sonra, büyük bir iştiyak-ı hayat. Sanki bütün kainatı böyle içesim geliyor.
İştiyak-ı hayat. Hayat iştiyakı. Ama buna mukabil ters, hadsiz bir aç. Nihayetsiz bir fark bende mi diyorlar. Ne kadar acizim? Hadsiz bir acizim, nihayetsiz fakirim. Hiçbir şeyim yok. Bu beden bile benim değil. Benim vücudum, benim gömleğim, gir içeri benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum, bana ait olan. E ben kim? Benim ruhumda diyen ruh değilse ben kimim? İşte o ben olan benim vücudu yok. Vacip değil, mahluk da değil. O mec'ul olan, berza olana, vahidi kıyasi nevinden olan o ben olana ben bir vücut vermişiz, bir de yetmiyor. Buna da ben demişiz. Ya bırak ya malı. Demek ki ne kadar aciziz, hadsiz aciziz, nihayetsiz fakiriz. Halbuki müthiş bir fena o bekayı söndürüyor. Ama aşkı beka var, ölüyorum korona var. Sanki korona yokken kanser yok muydu, trafik kazası, yani ölüm kalkmış mıydı, ölüm yeryüzüne yeni mi indi yani? Arkadaşlar yeryüzüne ölüm yeni mi ortaya çıktı, yeni mi peyda oldu? Zaten vardı. E niye böyle oldu? Propaganda. Propaganda ile herkese balon yaptılar, içine aldılar. Devletleri yönetenlerin işlerine geldi. Başka nasıl dizginleyecek? Ha, ölüm yeni inmedi ki dünya yüzüne. Zaten her gün ölüyorlardı. Niçin kimsenin umurunda değildi? Genel böyle bir intiba değil. Şu anda ölüm korkusu. Kötü değil. Uyanıştır. İntibahtır. Fark etmektir hayatı. Nimeti fark etmektir. Vücut neymiş, hayat neymiş, nefes almak neymiş, bir meyveyi dalından koparmak neymiş, yeni anlıyoruz. Yani birinci dersiniz bitti mi? Aşağıda bitti abi. Dersiniz bitti. Bak bu ikinci ders binada, canlı yayın. Bunlar sizin ayrı. Benim de bugün üçüncü canlı dersim. Çok şükür. Ama Hazreti Korona olmasaydı üç tane canlı ders yapamazdı. Bir tane olacaktı. Şimdi tılsım dershanesini geçecektim. Dil bekası bak. Dil bekası, hak fenası, istediği mülkü tenim. Bir devasız derde düştüm. Akil lokman bir haber. Dilin beka istiyor. Ama hak, Cenab-ı Hak fenamı istiyor. Allah dünyada kal. Burada taallümle tekümül et. Yani burada eğitim için, askerlik içinsin diyor Allah. Burada kal, seni alacağım diyoruz. Biz de buraya geldik, yok ben burada ebedi kalacağım. Kavgamız oradan. Sanki yeryüzüne koronadan önce ölüm yoktu sanki Resul. İlk defa inmiş. İlk defa fark ettik bu ölüm. O neymiş ya falan. Lan zaten vardı bu adam. Vardı be kardeşim. Ha, genel bir propaganda olunca genel bir intibaha vesile olmuş. İntibah var, intibah. Ne? Herkes şunu anladı. Ölüm var. Yani eskiden ölüm sadece camilerde sela okunuyordu. Şu anda bütün televizyonda okunuyor. Aferin lan. Evet, camilerde eskide bir defa sela okunuyordu. Hatırlatıyordu ölümü. Ölümü hatırlatıyor. Şimdi televizyonlarda her gün Esselatu ve selamu aleyk. Sela yetişmiyor abi. Sela yetişmiyor. Sela yetişmiyor. Ne yapmış biliyor musun insanları? Uyandırmış. Onun için bir yanda da iyi yani. Tabii sözler versene sözler. Sözler yanında. Yanında mı? Dur. O ne diyor biliyor musun? Dur alayım dur. Bak. Öyle bir hal olacak ki diyor. Ben de diyordum bunu nasıl olacak ya? Bak okuyayım göreceksiniz. Bu nasıl olacak? Dünya küre-i arz hayatın ve ölümün gerçek yüzünü anlayacak diyor. Bak okuyayım size. Ben eskide diyordum ki ya bu dünya bu kadar gafletle hayatın kıymetini, ölümün ve yaşamanın mahiyetini bir anda nasıl intiba olacak? Böyle bir şey olur mu? Nasıl olacak diye Allah'ın kudretiyle ancak şey yapardım. Ha bak okuyayım. Herkes ölümün ve hayatın ne olduğunu görecek diyor. Dünya. Nasıl görecek? Bak şimdi okuyayım. Nerede diye. Bugün bir tanesi dedi ki nerede yazıyor abi orada diyor ya. Bak şimdi.
Ulan benim sözlerde yazmıyor Foşi. Herkesin sözlerinde yazıyor da nasıl okuyorlarsa ben de anlamış değilim ya. Bak. Ama şimdi gözüküyor ya. Dünya hayatının bütün fani ve muvakkat olması sayfa 154. Ben ortadan alıyorum arkadaşlar ama şu baştan şu alayım. Nevi beşer bu son harbi umeminin eşedi zulüm ve eşedi istibdad ile merhametsiz tahribatı ile Suriye'yi düşünün. Ve bir tek düşmanın yüzünden yüzer masumun perişan etmesiyle ve mağlupların dehşetli meyusiyetleriyle ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla ve dünya, iyi bundan sonra dinleyin, dünya hayatının bütün fani ve muvakkat olması, bir, bak dünya hayatının bütün fani ve muvakkat, kim anlayacak bunu? Korona bunu yapıyor, bu bir. Medeniyeti fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğunu görülmesiyle. Allah Allah. Mesela İtalyan iş adamı. Bunu bana gönderdiler ya, İtalya'dan kardeşler gönderdi. Herhalde de düşmüştür medyaya. Adam herhalde petrol maddesi, bir de tekstil maddesinin fabrikası. Sahibi. Balkonundan bütün paralarını sokağa dökmüş. Karım gitti diyor. İki kızım gitti diyor. Bir ben kaldım diyor. Aa para diyor, balkonda bağırıyor. Ve sokağa döktü. Sokakta eurolar var. Görmüşsünüzdür resmi. Bizzat dedi ki oradaki dershanedeki. Abi çektiler dedi yani. Resim çek. Balkondan euroları atıyor. Sokakta da kimse yok. Bu para diyor kızımı ve karımı kurtaramadı. Ben de ölüme mahkumum. Bu para olsa ne olur diye hepsini dökmüş. Ha, dünya hayatının bütün fani muvakkat olmasını sebep oldu. Bir. İki. Medeniyeti fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görülmesiyle. Nasıl uyutuyor? YouTube videolar hep uyutuyordu. Şimdi ne yapmış? Şer ama ustad geç girmeyin diyor. Olumsuz videolar var ya, koronadan işte böyle ne yapıyor? Herkes dışı kalıyor. Dünya hayatının o şeyleri, fantazileri aldatıcı, uyutucu olduğuna herkesin görülmesiyle. Bu nasıl olacaktı Mehmet? İki, fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyet insaniyenin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla. Ya insanın fıtratı var ya, fıtratı. O aşk-ı beka, ebed arzusu. Burada sayıyor ya. Kuvvetli bir aşk-ı beka, şedid bir muhabbeti vücut, büyük iştiyak hayat vesaire. Herkese gözükmeye başlamış. Vay be aşk-ı beka. Niye korkuyor adam? Vay aşk-ı beka niye? Hayat varmış ya. Ha ölüm varmış. Ha ne demek? Hayat varmış ya. Nefes alıyormuşum ya. Bu nasıl anlaşılacaktı ya? Umum ya küre arz bir şehir haline getirmiş. Kim ya, bir nefes alıyor, adama bak. Of be diyor ya. Bir tanesi bana telefon ediyor, diyor ki sabaha kadar koyun sayıyorum dedi. Koyun sayıyormuş. Lan korkma lan. Niye? Lan korona neymiş? İmanı kazanma ve kaybetme, başımıza dava açılmış. Korona seni şehit ederken imansızlık sonsuz felakete atıyor. Başımızda imanı kazanma veya kaybetme davası var. Ama hiç umurumuzda değildi. Demek ki dört tane ne yapmış, bir tane de korona, Hazreti Korona. Mahiyet insaniyenin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla, bak dehşetli yaralandı. Hayatları ne oldu? Ne oldu? Hadi el freni çek, takoz koy. Gaf, iyi burayı dinle. Gaflet ve dalaletin sert ve sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla. Kur'an'dan başka çare var mı? İmandan başka çare var mı? Kabiri matematikle, fizikle, kimya ile, para ile, teknoloji ile çözebilir misiniz? Siyah torbaya koronalı ceset girdi. Ondan sonra ne oluyor? Hadi çöz bakalım imanın dışında. Cesedi çıkarın, kimya laboratuvarına götürün. Kur'an parçaladı. Kur'an toprağı parçaladı. Ayuka çıktı.
herkesin gözü önünde bütün çıplaklığıyla ölümün zahirdeki siyah peçesi gözüktü. Ustad ne diyor ölüme? Zahiri siyah peçesi diyor. Kadınlar peçe niye takar? Güzelliğini kapatmak için. Değil mi? Evet. Ölüme ustad diyor ki peçe diyor, siyah peçe. Yani altı çok güzel. Burası çok önemli. Gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyaseti rüyü zeminin pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görülmesiyle. Ne oldu siyaset? Dünya hakimiyeti, para, saltanat, çok geçici, gaddar, bizi mahvetti ya, uyuttu. Herkese görülmesiyle, herkese gözükmüş. Kime? Herkese. Elbette ve elbette hiç şüphe yok ki, şimalde, garpta, şimal, kuzey, garpta, batı, Amerika'da emaleri göründüğüne binaen nevi beşerin maşuku mecazisi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği aradığı hayat-ı bakiyi bütün kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 sene dersen işte ahir Kur'an verecek. Hakiki hayat arayacak. Yani perestiş ediyor, beka istiyor, ebed istiyor, ölüyor. Bunun çaresi yok mu diyecek. Baksana İspanya'da 600 sene mi 500 sene ezan okunmamış. İlk defa okunmuş. İspanya'da ya, Madrid'de. Lan nasıl bir şey ya? Bak ne yapmış? İnsanların fıtratı, fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hakkı, hayat-ı bakiyi demeyecek mi ya? Ya bunun çaresi yok mu ya kardeşim? Şu mezarın üstünü kaldıracak bir şey yok mu? Ta usta zamanda başlamış aramaya. Demek ki insan gayet kuvvetli bir aşkı beka var. Şedid bir muhabbeti vücut var. 3. Büyük bir iştiyak hayat var. 4. Buna mukabil hadsiz bir ağaç, nihayetsiz bir fakr hükmediyor. Halbuki müthiş bir fena o bakiyi söndürüyor. O haletimde yanık bir şairin dediği gibi dil bekası, beka istiyorum ama hak fenası. Hak benim fenamı istedi. Al, hak olan Cenab-ı Hak fenamı istiyor. Öteye geçmemi istiyor ama ben burayı istiyorum. Bir dermanı var mı bunun? Yok. Bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Lokman hekim de çaresini bulamamış. Meyusane başımı eğdim. Birden hasbunallah. Ve ni'mel vekil. Yani Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ayeti imdadıma geldi. Vekil ne demek biliyor musunuz? Vekil asıl gibidir. Anladınız mı? Noterde vekalet veriyorsun ya. Vekil kimdir? Asıl gibi imza yapan, hükmeden, senin yerine geçen, hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah bize yeter. O bizim ne güzel vekilimizdir. Aslımız o. Anladın mı? Vekaleti verdik. Neyle? Aç, fark, noksan, kusuru devlete edince Allah bizim vekilimiz. Aslımız gibi. Aslımız zaten. Anladın mı bak şimdi? Aç, fark, noksan, kusuru derühte edince vekili ne oluyor? Yani senin yerine geçiyor. Ayet imdadıma geldi dedi. Ayet diyor ha. Beni dikkatle oku. Ben günde 500 defa okudum. Benim için aynı elyaki suretinde inkişaf eden çok kıymetli envarından bir kısmını, yalnız 9 nurunu ve mertebesini icmalen yazıp eskiden anel yakin ile değil, belki ilmel yakin ile bilinen tafsilatını Risale-i Nur'a havale ediyorum. Kaç tane nükte vermiş? Kaç tane var? 6 tane. Ben göstereyim diye bakayım. 5, 6 tane. Burada ne diyor? 9. Gördün mü? 3 tane yok. Başka şey, kafanıza kalsın diye söyledim. 3 tane yok. Ramazan Risale için ne diyor?
en az lakal 70 hikmetten 7 hikmet beyan edilecek. 9 mu 7 mi? 9 nokta diyor. Ha 9 nokta. En az 70 mi de diyor. Evet 70 hikmetler. Başka mektubatta 70 hikmet diyor zaten. 70 hikmet. Peki miracın kaç meyvesi var? 5. En az 500 meyvesine 5 meyve. 495'i nerede? 100 hükmünde. Değil. Ama olabilir. Ama bir çok... İşte ya. He? Birinci mertebe-i nuri hasbiye. Bendeki aşk-ı beka, yani ölüm korkusu bugünkü şey. Niye ölüm korkusu var? Aşk-ı beka var bende. Bir daha söylüyorum. Bende aşk-ı beka var. Sonsuz yaşamak. Elimdekilere ve kendi elimdekilerin çıkmasını hiç istemiyorum. Sonra iştiyak hayat var. Ama ölüyor. Anladınız mı şey ara boşluğunu? Evet istiyorum, ölüyorum. Her şey benim olmasını istiyorum. Her şey elimden çıkıyor. Ne yaptın? Şu. Elime bakın. O istediğim hedef ile elimdekiler arasındaki boşluk kadar bizde ölüm korkusu olur. Ebed istiyorum, elimde ölüm var. Bu ara boşluğunu neyle dolduracaksın? Allah ile. Ölümü biz yanlış anlıyoruz. Ölümü ayrılık anlıyoruz. Ölümü sönmek, bitmek, yok olmak, elinden alınması diye anlıyorsun, anlıyoruz. Ya, bugün bir veciz cümle yazdım, WhatsApp grubuna gönderdim. Çok ilginç. Okuyorum ya, bugün okuduğum komple, okuduğumun bir cümle yaptım. Korku, noktalı virgül, geçmişe sar, geleceğe kör olduğu için bizi köleleştirmiş. Bir daha, korku, geçmişe sar, nokta istinad, Allah'tan kopuk. Geçmişe sar. Gelecek ahiret, geleceğe kör ederek, korku geçmişe sar, geleceğe kör ederek bizi köleleştirmiş. Köleleşmeye fırsat verme. Bir his ya, seni blok etmesine fırsat verme. Otur üzerine ya, koy yükünü üstüne otur. Ya Risale-i Nur nasıl şey yapmış ya? İnsan doyamıyor ya. Sığmıyor. Biraz kalp açıldı ya böyle korona bu günahlardan, küre-i arzdan günahlar pek işlenmeyince insanlar ferah buldu ya. Farkında mısınız? İntiba bu kadar evlerde Yasin okunacağını hiç ömründe duymazdım. Her yerde Yasin okunuyor ya. Falan kişi korona oldu ya sokuyor. Yasin okuyalım. Falanca korona çoğaldı. Çantacı Necmi abi şey yaptı diye şu anda belki de 5000 tane Yasin var. Lan kim okuyacaktı lan 5000 tane Yasin? Şimdi bir başka bir grupta beni almışlar ya, Almanya grubu. İşte Manisa o taraf. 5000 tane Yasin olur mu ya? Ya 500 değil ha. Herkes bir tane dedi, ben 10 tane, ben dedi o tiksin 20 tane ben aldım. Ben 100 tane dedi dağıttım akrabama diyor. Lan 5000 ya. Lan bir gün ya. Ya benim bildiğim bu. Peki ne oldu bu küre-i arz var ya şurası kafa. İşte semaya çıkan bu kadar münacatlar, dualar, ubudiyetler, namazlar, intibalar, tövbeler, istiğfarlar, kaza namazları. Ya şimdi korona var, ben rakı verdi içeyim de unutayım, yapmıyor ki adam, yapamayız. Çünkü rakı da, içki de, kumarda, sigarada duman ediyor. Ne yapacak şimdi? Rakı içemiyor. Korona öksürüğü de başladı. Ya intihar edecek, ya iman edecek. Şansın yok. El freni çek, takoz koy. Yolun sonuna geldin kardeşim. Ya iman edeceksin, ya Yasin alacaksın. İçtiğin anda götürüyor. Savunma bitiyor çünkü. Korona, ver bir sigara. Hop, doğru paketliyor. Ne yapacak? İman edeceksin. Başka şansın bırakmamış. Okudum ya 154. Dünyanın fani ve geçici olduğunu herkes bütün gördü. Abi uyanamıyor. O kadar kalın gaflet ki. Hangileri uyanamıyor biliyor musun? Ayet-i kerimede diyor ya, cehenneme atsam, yansa
Sonra onu dünyaya getirsem. Allah'ımız ne diyor? Rabbimiz. Onlar dünyaya gelseler diyor. Yine eskisi gibi olacaklar diyor. Onlar artık istidatlarını bozmuş. Biz gafil Müslümandan bahsediyoruz. İntibaha gelsin diye. Zaten Üstad diyor şu arada aklı başında olanlara diyor. Hah. İntibah ediyor diyor. Aklı başında. Mesela Müslüman da aklı başında yapamıyordu, çırpınıyordu, etmiyor, olmuyordu işte yani. Hocam diyor, abim diyor, işte namaz şey yapamıyoruz diyor. Yani iş yerinde şey yapamıyorum, oruç tutamıyorum, şunu yapamıyorum. Eve yorgun geliyorum, risale okuyamıyorum. Şimdi bol bol okuyor. Evet okuyorlar biliyor musunuz? Bak ben kendi akrabamdan ben biliyorum. Bak dönerli ders yapıyoruz. Bugün 50 dakika ders yaptık. 50 dakika ya. 10 dakika o, 10 dakika okudu, 10 dakika canlı yayın. Çok şükür ya. Risaleler bangır bangır. Hakim çok şükür. Hadi devam edeyim. Bendeki aşkı beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemali mutlak sahibi Zat-ı Zülcelal'in ve Zülcemal'in bir isminin bir cilvesinin mahiyetinde bir gölgesi bulunduğundan fıtratımda o kamili mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbeti fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, aynanın bekasına aşık olmuştu. He. İnsanın ruhu ayna mı? Şöyle bir ayna düşünün. Sema var, semada güneş. Güneş buraya vurdu mu? Uzaktan baktığınız zaman aynaya o kadar güneş hakim ki ayna gözükmüyor. Bir daha. Temmuz Ağustos'ta güneş ayna olan yerde ayna olsa o cam güneş o kadar gösteriyor ki cam gözükmüyor. Sanki yeryüzüne küçük bir güneş inmiş. İnsanın aynasında de Allah'ın bekası tecelli ediyor. O kadar şiddetli tecelli ediyor ki biz de o ruh aynasındaki bekayı kendimizin bekasına zannettik. Oysa onu gösteriyor. Allah'ın bakiliğini nasıl anlayacaktık? Bizdeki beka ile. Bizde beka. Peki beka nasıl uyanacak? Fani olarak. Mesela Allah'ın kudretini kudretimle iki şekilde aynayız ya. Bir menfi bir müsbet. Benim ilmim var Allah'ın da var. Benim iradesi var şeyin de var. Ama ben faniyim, Allah baki. Tamam. Dolayısıyla insanda gözüken o beka esması ya baki entel baki, ya baki entel baki. Baki esması ruha vurunca o ruhu aydınlatmış. Ne oluyor? Beka. Beka istiyoruz. Şimdi biz bununla ne yapacaktık? Allah'ın bekasını anlayacaktık. Ama biz Allah'ın bekası yerine kendi bekamızı aradık, belamızı başımıza sardı. Ölüm korkusu Allah'ın bekasını değil, kendi bekamızı aramadan geliyor. Oysa ölüm şeydir, tebdili mekandır, tahvili vücuttur, ıtlak ruhtur, tebdili mekandır. Zindani dünyadan, bostanı cinana bir kapıdır. Ya, hasbunallah ve ni'mel vekil, hasbunallah ve ni'mel vekil geldi, perdeyi kaldırdı. Ha hasbunallah ve ni'mel vekil. Ne demekti? Allah bize vekil olarak yeter mi? Vekil ne demek? Ezber gitmeyelim. Noterde vekil, araba satıyoruz, bina yaparken, bir iş yaptırırken vekalet veriyoruz. Vekalet demek, ayet-i kerimede de geçiyor. Kefil olmak, söz vermek, onun adına şey yapmak. Asıl hükmündedir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah benim vekilimse zaten aslımdı. Aslım hükmüne geçti. Benim adıma hükmediyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil geldi. Bendeki o aşkı bekanın üzerindeki bedeni isteyen gafleti kaldırdı. Perdeyi kaldırdı. Gördüm ve hissettim. Ve hakkal yakin zevk ettim ki bekamın lezzet ve saadeti aynen ve daha mükemmel bir tarzda Baki Zülkemal'in bekasına
benim Rabbim ve ilahım olduğuna imanımdan ve izanımda ve ikanımda vardır. Çünkü onun bekasıyla benim için laimut bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim hem baki hem sermedi bir ismin cilvesi olur, daha ölmez diye şuur imanı takarır eder. Gölgesi mi cilvesi mi oğlum? Ne dedi? Gölge. Benim mahiyetim hem baki hem serme bir ismin gölgesi olur, gölgesi olur, daha ölmez. Cilvesi dedin ya az önce. Ha, öyle mi? Yanlış olmuş. Şimdi ben bir şey anlatacağım bunlarla alakalı. Burada ne bir örnek verirsem. Çocuğa sorarlar, araba kimin? Bizim. Ama babasının. Babasının malına babası demez. Kendisini zanneder. Doğru. Bak arkadaşlar. Bizim ruh aynamızda Allah'ın bakili gözüküyor mu? Ama biz yanlışlıkla kendi bakımızı istedik. Yani semadaki güneşi gösteren yerdeki o güneşi güneş zannettik. Gaflet yüzünden. Gaflet yüzünden. Bak şimdi. Biz ölüyoruz. Ama sahibimiz ölmüyor. Çocuğa diyoruz bu araba kimin? Babamın. Demiyor. Bizim, benim. Şimdi Allah'ın bakiliği var olması ve o benim Rabbim olması benim bekalımdan daha mühim. Çünkü bana o özelliği veren o. Dolayısıyla Rab, oy haşa, haşa, haşa. Risale'de var, iş güzel. Yani Allah olsa da fani olsa, yani dertlerimizin hepsine cevap veremezse, fani bir Rab olsa, insan ne yapardı ya? Allah fani, tövbe. O kadar gücü yetmiyor, bizi de bıraktı kendi halimize. Ya, o tövbe yani. Tahayyülü küfür küfür değil de. Diyor ki, ben faniyim ama benim ustadım, benim sahibim, benim aslım olan Allah'ın bakiliği bana yeter. O baki olması bana yeter. Niye? Onun bekasıyla beka buluyorum ben. Onun o Allah'ın ne meziyeti varsa, Allah'ın ne özellikleri varsa, sıfatı varsa Mehmet, insan gurur duyuyor. Hani var ya çocuk babasından gurur duyuyor. Sanayide çıraklara söyle. Bu sanayinin en iyi ustası kimdir? Her çırak der ki benim ustam. Cemaatlara sor. En kaliteli cemaat kim? Benim cemaat. En kaliteli abi kim? Benim abim, benim ustadım. Peki biz de aynı şeyi kullanalım. Benim Allah'ım kim? Allah'ım baki, sermedi, ebedi, sonsuz. O bize keyif veriyor. Ben bilmiyorum çırağım, arabayı toplayamıyorum motoru ama benim ustam sanayinin en iyi ustası. Nasıl keyfi? Onunla intisap, onunla övünüyoruz ya. Biz de Allah ile gurur duyuyoruz. Allah ile biz kemal buluyoruz, değer alıyoruz Rabbimizle. Rabbim baki. Ya Rabbim baki. Bir daha okuyayım mı bu misalden sonra? Hasbunallah ve nimel vekil. Ben güya bu dünyada yaşıyorum ama aslım Allah'tı. Yaratan beni o. Bu sefer şuuru imani ile o benim vekilimdir. Vekil demek aslım hükmüne geçti. Sonra perdeyi kaldırdı. Bir de okuyorum. Hasbunallah perdeyi kaldırdı. Hasbunallah perdeyi kaldırmış. Madem o vekilindir. Avukat, benim mahkemede avukat ya, bana geldi koğuşuma diyor ki, Hasan kardeşim, böyle böyle de, böyle böyle deme. Gafletimi kaldırdı, cehaletimi giderdi, bana yolu gösterdi. Ne dedim ben ona? Ben içerideyim, hücredeyim. Müteşekkir oluyorsun ve benim adıma hareket ediyor ve ona güveniyor. Ne kadar rahatlık veriyor kendine? Benim adıma birisi çalışıyor. Yok hücredesin, kimse çalışmıyor. Ne kadar insanı çökertir. İşte hasbunallah ve nimel vekil geldi, perdeyi kaldırdı. Gördüm ve hissettim. Hakkal yakin zevk ettim. Hakkal yakin. Neymiş? Bekamın, beka var ya beka. Lezzeti, saadeti var iken bende yok ama gözüküyor.
aynen ve daha mükemmel bir tarzda Baki Zülkemal'in bekasına. Ha, bendeki beka ama bende gözüküyor, ben aynaydım. Benim ustadım, sahibim, benim patronum, beni yaratan zat da varmış bu. O zaman kendi bekamdan bir lezzet alıyorsam Allah'ın baki oluşundan 99 bin defa lezzet alıyorum. Daha mükemmel bir tarzda Baki Zülkemal'in bekasına, benim Rabbim ilahım olduğuna imanımda, izanımda, ikanımda vardır. Ha, Allah benim Rabbim, ilahım. E bu kim? Allah. Allah kim ya? Baki, ezeli, ebedi, sermedi. 1,5 metre toprağın mezarı üstümden kaldırabilir. Beni bekaya mazar eden, bana beka özelliğini veren o. Ha, Allah'ın o zaman meziyetiyle iftihar ediyoruz. Nasıl ki bir sanayideki çırak ustasının meziyetiyle iftihar ettiği gibi. Çocuk anne ve babasından iftihar ediyor. Ben falancanın şeyiyim. Bir de pazarda beyaz eşyacı var ya. Boş. Fahrettin abi. Dedi ki, yeğen, benim anne tarafım oradan. Buyur dayı dedim. Bugün dedi, bana sordular seni dedi. Bak şimdi. Hasan Hoca var Avramit'ten, Güney Köyü'nden. Biliyor musun? Ne dedim biliyor musun? Ne dedin dayı dedim. Yeğenimizdir. Bana bunu niye dedin dedim dayı. Adam olmasan hiç sahip çıkmazdım. Ya bilmiyorum ya işte bir köylü birisi. Ama biz iftihar edince seninle de gurur alınca ve güç alınca yeğenimizdir. Hemen sahiplendik. Biz de Rabbimiz baki mi? Sahipleniyoruz. Sermedi, sonsuz. Kendi bekalını bırak kardeşim ya. Sendeki beka zaten onu gösteriyor. Yerdeki ayna güneşin varlığıyla devam ediyor. Güneş çekilse aynada da güneş gözükmez. Allah'ın bekası bize kafi. Halbuki abi hasbünallah hiç alakası yok ya konuyla. Zaten Molla Resul eski talebeleri ustada demiş ki, Seyda demiş, metne bakıyoruz, senin anlattığına bakıyoruz. Nereden çıkarıyorsun diyor. Üçüncü sözde geçiyor ya. Mesela la ilahe illallah der, mukavemet eder. La ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ilah yok. Ustad ne diyor? Rezak odur, Şafi odur, Hakim odur. Ne alakası var şefka, Şafi odur, Rezak odur? Orada yok ki. Allah ismi azam olduğu için, ismi tafdil, bütün isimleri orada sayabiliyoruz. İşte bakın, hasbunallah, beka var ya beka. Beka isteğimizi bizim istiyoruz ama elimize geçmiyor, faniyiz. Neyle tatmin oluyor boşluğumuz? Allah'ımız baki. Allah baki. Ben ölmek istemiyorum, korkuyorum. Allah'ım ölmüyor. O beni kaldırıyor işte. Ben sonsuz yaşamak istiyorum. Fani diyeyim. Allah'ım sonsuz. Bu sefer Allah'ımla gurur duyuyor. İftihar ediyor. Allah'ın bakiliği bana yetiyor. Allah'ın sonsuzluğu bana yetiyor. Ben fani olmam önemli değil. Sahibim fani değil. Ben ölüyorum. Sahibim ölmüyor. O zaman ben de ölmüyorum. Çünkü bakinin aynası baki olması lazım. Şey diyor ya, çocukların o hassas vaziyetleri diyor. Ancak diyor cennet fikriyle diyor tezki edilir. Evet. O vefat edince anne babası. Çünkü bakın bu cümleye bakın. Onun bekasıyla, Allah'ın bekasıyla benim için laemüt bir hakikat tahakkuk eder. Ha, onun bekası bizi yitiyor. Beka mı istiyorsun? Allah baki. Çünkü senin ustadın, senin sahibin, senin vekilin, aslın. Fıtratta kendinden büyük olan... Evet, fıtratta kendinden daha güçlü olana, daha bilgili olana, daha kamil, fazıl vesaire olanlara denizde dalga var, limana girmeye ihtiyaç vardır. Mesela koronadan terledin, yatakta kıranıyorsun. Ne diyorsun? Allah'ım baki, Allah'ım ölmez, Allah'ım hastalanmaz, Allah'ım sermedidir. Benim ustadım, sahibim budur, mal onundur. Malikel mülk, mülkün sahibi, yeteserefe fi mülki keyfe yaşa, mülk sahibi mülkün istediğini tasavvur eder.
Ben onunun, bak, inna lillahi ve inne ileyhi raciun. Ondan geldik. Onunuz, ona rücu edeceğiz. Döndürüleceksiniz diyor. Döneceksiniz demiyor. Döndürüleceksiniz. Ya Allah, Allah baki olması bana yetmiyor mu? Kendi bekamı niye arayayım ki? Niye aynanın bekasını arayayım? Yukarıda güneş baki. Ya benim onun bekasıyla benim için laimut bir lira, benim mahiyetim hem baki hem sermedi bir ismin gölgesi olur. Ha, bendeki beka, sermet, ezel, ebed özelliklerim var ya, ölmeme, dert, keder. He, neler istiyorum? Meğer aynada gözüken güneşmiş. Ben değilmişim o. Bende gözüken beka Allah'ın bekasıymış. Bende gözüken ölmeme Allah'ın ölmeyeceğini anlamak içinmiş. Mesela Üstad 10. sözde misal veriyor. Nehir misali. Güneş vurduğu zaman insanda o beka var ya böyle. Allah'ın baki, bak koronadan böyle ateş hastalığı falan ölüyorum. Allah'ım ölmez ki. Mesela bizde de oluyor da her sene grip mip oluyor. Yatağa sarıldığımız zaman başını doldu. Ter dedi, hani sen geldin ya. Yok. Terledik falan. Ateş. Gözünü kapattım. Aa, dünya ve ahiret. Allah baki. Dünya ahiretin üzerine tenteneli perde. İnayet altındayız. Allah davasına bizi istihdam etti ve ediyor. Allah'ın baki olması, Allah'ımın sermedi olması, Allah'ın benim her istediğimi yapacak güçte olması, Allah da beni sevdiğine inanıyorum. Ben de Allah'ımı seviyorum, ona delildir. Allah beni sevmese bende sevgi olmaz. Ya insana ne hayat bahşediyor ya. İşte benim mahiyetim hem baki hem sermedi bir ismin gölgesi olur, daha ölmez diye şuuru imaniyle takarrur eder. Bir paragrafta okuyayım, kesiyorum. Haftaya bundan sonra devam edeceğim. Hem o şuur-u imanla, görüyor musunuz? Şuur-u iman, i-a da çekiyor, i de çekiyor. Yani içine bizi alan bir iman. Mahbub-u mutlak olan kemal-i mutlakın varlığı bilinmekle, şedid ve fıtrı olan muhabbeti zatı tatmin edilir. He. Mahbub-u mutlak. Mutlak sevgili var ya, sevdiğimiz. Biz faniye beka boyası sürmesek sevemeyiz. Mahbub-u mutlak. Ta kalbin diplerine kadar sokuyoruz o sevdiğimizi. İşte kemal-i mutlakın varlığı. Yani Allah'tır bu işte kemal-i mutlak. Sevilmeye en layık O'dur. Çünkü niye? Her şey O'nun. Buna şuur edilirse, buna şuur edilirse, yani O bizi kaplarsa, O bizi içine alırsa, işte Allah'ın özel kontrolüne girmiş oluyorsun. O bilinmekle şiddet ve fıtrı olan muhabbeti zati tatmin edilir. He. İnsanda şiddet, kuvvetli ne var? Muhabbet var. Mahbub. Mahbub ne demek? Sevgili. Sevgili de neyi seviyor burada? Ne anlatıyor? Burada normalde o aynaya yapışmış ya, gaflet yüzünden. O burada aşkı bekanın karşılığından bahsediyor. Yani. Arkadaşlar temelde şu. Güneş düşün, ayna düşün. Güneş aynaya vurunca ayna gözükmez. Çünkü şiddetinden dolayı güneş onu bloke eder. Uzaktan baktığın zaman ayna gözükmez, güneş denilir. Tamam mı? Aslında orada ne var? Ayna var. Güneş haşa Allah'a misal. Ayna ruha misal. Aynada gözüken Allah'ın sıfatları. Aynanı zannediyoruz aynada gözüken güneşi. Temel hata bu işte. Bir daha. Güneşe Allah'a misal. Yerdeki ayna ruha misal.
Aynada güneş gözüküyor. Isısı, ışığı, rengi, yuvarlağı. Semadaki güneşi görmeyen o aynayı görmez. Aynaya o kadar şiddetli güneş vuruyor ki, o kadar güneş şiddetli vuruyor ki aynayı göstermiyor. O zaman aynaya güneş diyor. İşte ruhumuzda gözüken beka, ebed, ölmeme aynada gözüken, ruhta gözüken biz kendimizi öyle zannediyoruz. Semadaki güneşten kopuk olduğu için. İşte bu dersler bizi aynadaki güneşle semadaki güneşi tefrik ettiriyor. Ayırt ettiriyor. Bunu istiyorsun diyeceğim. Şedid fıtrı olan muhabbeti zatı tatmin edilir. Ha. Bizde kendini sevmek var ya, kendini beğenmek. Bak şimdi, kendini beğenmek, ben kendine kemal vermek, kendine beka vermek, kusur almamak, ne bileyim ya, bütün her şey en iyi olmasını. Meğer bu aynada gözüken bu özellik Allah'ınmış. Benim Allah'ımda varmış bunlar. Benden için olmadığını nasıl anlıyoruz? Bak, bir hastalık getiriyor, hepsini silip süpürdü. İnsan Allah'a imanı, intisabı nispetinde kendi eksikliğini Allah'ta gördüğü için Allah'ta sahibim ya, ustam ya, Allah'ta haşa, benim patronum ya, her kainatın patronu. Bu sefer Allah'ın bu özelliği insana o özelliği, o sıkıntısını kaldırıyor. Allah'ımda var diyor. Ashab-ı dedi ya, yani mahbub-u mutlak kemal-i mutlaktadır. Aferin. Mahbub-u mutlak kemal-i mutlak. Allah ancak kemal-i mutlaktır. Biz de istiyoruz değil mi kemal-i mutlak? En mükemmel olayım. Ama o Allah'ımızda var. Bu sefer insan ne yapar? Patronuyla, anne babasıyla iftihar eder ya. Biz de Rabbimiz kemal-i mutlak. Öyle bir sevgili ki kemal-i mutlak. Kemal-i mutlak ha. Ama mahbub-u mutlak. Niye mutlak sevilecek Allah? Çünkü kamil-i mutlak. Kemal-i mutlaktır. Evet. Niye Allah mahbub-u mutlaktır? Yani niye sonsuz sevilmeye layık? Çünkü kemal-i mutlak sahibidir. Allah her şeyin sahibi. Dünya ve ahiret, gaybın, melekutun. Dünya neymiş, kabir neymiş ya? Şuur imanla anlamış. Şuur imanıyla anlaşılıyor. İmanın üstünü örten gaflet, günahlar, sefahatler vesaire ya. Hazreti Korona geliyor. İnsanın o gafleti var ya. Öyle dünya perestlik, dünyaya beka vermek. Dünyaya saldırmış, bir daire bir daire daha, bir para bir para daha, bir eşi var bir eşi daha, bilmem ne geliyor, el frenini çek bakalım, dura böyle, sorgula bakalım peşine koştuğun şeylerin, bak bakalım neyini tamir edecek, hadi bakalım, ateşini indirsin. Başka yer diyor ki dünyanın bütün faniliği gösterdi. İşte o, oraya okuduk 154, dünyanın bütün vani ve geçici olduğunu herkesin görmesiyle diyor, 13. işte şey... Sözde. Ben düşünüyordum, ulan dünyada herkes dünyanın bütün fani ve geçici fantazi olduğunu nasıl anlayacak diyordum ya. Dünya nasıl anlayacak? Nuh tufanından başka böyle bir tufan gözükmemiş. Efsane hoş geldin. Bak, Nuh tufanından sonra küreyi arzı komple kuşatan bir taun yok. Öyle bir intibahlar doğacak ki olmayanlar ortaya çıkacak. Var olanlar yok olacak. Tamam. Öyle bir intibahlar doğacak ki size müjde. 2. Emirdan da söylüyor. Cemahiri Muttefika İslamiye olacak. İslam birliği olacak. Dünyaya İslam hakim olacak. 40 yıl as-ı saadet gibi dünyada yaşanacak. Bir bölgeye değil dünyada. Ve zekat verilecek insan kalmayacak. O kadar. Yerin altındaki hazineler, yerin üstündeki o hayırlı Mehdi'ye ve İsa ile olan o zata takdim edilecek. Alem-i şehadette mi olacak? Alem-i şehadette olacak. Ama öyle bir intiba, işte biraz önce dedi ki 13. sözde, ben de eskide düşünürdüm, olan dedim bu dünya nasıl intibaha gelecek ya? Bütün akrabalarınız uyanmadı mı? Bütün dünya uyanmadı mı? Adam balkonundan paraları niye atıyor? Ne işe yaradı diyor.
Ya? Bir tanesi arıyor. Tekstil fabrikasında boya üretiyor. Boya. Çanakkale tarafından ne? Aramış beni. Ya diyor, Hasan Bey kardeşim diyor, yaştı böyle demek. Dün nerede bulmuşsa. Ya diyor, şu üzerimdeki diyor korku kalksa, yemin ederim ki diyor, nesi var bilmiyorum. Şu korku kalksa, dünyada hiçbir şey olmazsa. Daha bir şey yok ha. Hasta olmamış. Nur talebesi değil de dost olmaya çalışıyor şimdi. Bizim serbest bölgeyi dinlemiş. Neyse bir şekilde ulaşmış. Vatan cemaatiyle şunla buna. Ne diyor biliyor musun Mehmet'i? Bendeki diyor, daha bir şey yok. Korku kalksa ben diyor boya fabrika, tekstil boyalarına şey üretiyorum. Hiçbir şey olmasa. Hastalığım kalksa demiyor, daha gelmemiş, korku. Fesubhanallah. Bunun çaresi şuuru imani. Belki de yazdım şeyini, inşallah girmiştir. Canlı yayına gir dedim. Ya, Risale-i Nur, sesli oku, balkona otur, kahveni de al, keyfini çak. Tamam. Niye? Biz Allah'ın meziyetiyle iftihar ediyoruz. Allah'ın bekasıyla bakilimiz tatmin oluyor. Ben fakirim. Hakikaten bir şeyim yok. Dünyada bir şeyim yok. Ama benim Allah'ım zengin. Allah benim mi? Allah'ın malı benim oluyor. Baba benim mi? Malı da benim. Sanayideki usta, en iyi usta kimin? Benim. Benim usta. İnsan mensubiyetiyle iftihar ediyor ya. Allah'ın mülkü benim. Allah'ın bekası benim. Allah'ın sermedisi benim. Niye? O benim Rabbi. O eksikliğimi bu şekilde tatmin oluyor. Veriyor. Onun bekası sana beka hissini veriyor. Seni tutuyor biliyor musun? Ya ne güzel dersler ya. Ne diyor biliyor musun? Şedid, fıtrı olan muhabbeti zatı tatmin edilir. Arkasında söylüyor zaten. Mal istemiyor mu insan ancak gözün dünya toprak doldursun. Güneş sistemini versen ay sistemini galaksi ister. Cennet bile doymuyor biliyor musun insan? Peki neyle tatmin olacak? Ancak Allah ile. Cenneti bile Allah'a söyleteceğiz. Peki seyrettik gitti mi? Gelecek hafta gene isteyeceğiz. Bu çok güzel hisse. Görüyor musun? Allah'ı göreceğiz ya. Cennet tatmin etmiyor insanı. İsteyene ver onu. Birkaç köş, birkaç yürü. Bunu haşa alamıyor tövbe. İnsanın fıtratını tanımlıyor. Cennet bile insanı tatmin edemiyor. Edemez. Ancak Allah. Peki nasıl tanımlayacağız? Allah'a çıkartacağız alemimizden dışarıya. Yani uyandıracağız. Hastalık musibetlerle. İlimle belirli yere gittik ama hastalık bize acayip bir halet vermiş. Adam bak ne diyor? Korkum gitsin, her şeyim yok olsun. Bunu der miydi? Ulan bir bidon boya için namazını kaçırmış ya. Hem baki sermedinin bekasına ve varlığına ait. O şuur-u imani ile kainatın nevi insanın kemalatı bilinir ve bulunur. Ve kemalata karşı fıtrı meftuniyet, hadsiz elemlerden kurtulup zevk ve lezzetini alır. İnsan o şuur-u imani ile, bak A çekiyor, A. İman seni içine alınca, İşte anlattığımız gibi Allah aleminde bilinir ve bulunur. Allah tayin ve teşahhus ediyor. Yani aynadaki güneş bütün azametiyle semadaki güneşi gösterince aynanın bekasını ne yapacaksın? Semadaki güneşi buldun işte. Burada kesiyorum. Burada kesiyorum.
İnşallah bu dersi çarşamba günleri devam edeceğim. Ama eğer ömrümüz olursa dördüncü mertebeyi Nur-i Azbi'yi okuyacağız. Aslında her gün böyle devam etsin Hasan abi. Her gün değil mi? Şey, her gün değil mi? Her çarşamba dedin ya. Her çarşamba. Her çarşamba bu kaldığımız yerden devam edelim. Evet, herkes bu sefer kalkıp eder, okur, belki çalışır. Tamam. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Evet, daha iyi olur. Tamam. Yarın ne perşembe değil mi? Evet, tamam. Yarın akşam da var değil mi? Yarın perşembe. Gündüz meslek dersimiz var değil mi Berlesun? Saat gündüz 12'de sevgili arkadaşlar. Öğleden sonra yazdık onu şimdi. Kaç? Öğleden sonra kaç? Öğlen namazını kılıp başlıyoruz. Ha, İstanbul öğleyin namazına göre. Ne yapar? Yani 1:30'de. İstanbul'a göre öğleyin namazından sonra meslek dersimiz var. Akşam gene 9'da canlı yayın, Tepecik canlı yayın dershanemizin dersi var. Korona olmasaydı burada ders olacaktı. O ders. Evet. Perşembe. Bir de cumartesi öğleyin namazından sonra meslek dersimiz var. Cumartesi. Tamam. Efendim. Hayret ettiniz değil mi? Bu kadar nasıl tatlı ettik diye. Biraz şaşırdım. Abi. Bütün kainatı senin için yarattım diyen Rabbine... Ben de senin için hepsini terk ettim diyor değil mi Resulullah'ımız abi? Evet. Aleyhissalatü vesselam. Evet. Abi aleyhissalatü vesselam efendimiz. Abi hasbunallahu ve nimel vekil midir aslında? Yani bu aslında bu demek midir? Şimdi nasıl bir peygamber biliyor musun? Tabi çok çeşitli izahlar alır, hamur. Her peygamberin mutlak kabul edilecek bir duası varmış. Hepsi de etmiş duayı. Peygamberimiz etmemiş. O hakkını kullanmamış. Haşir meydanında kullanacak gafur. Nasıl kullanacak biliyor musun? Diyecek ki... Nasıl var? Ya Rabbi şu gafur kulunu ve bütün iman edenleri, bana salavat getirenler, iman edenleri, onları bana vermeden ben cennete gitmiyorum diyecekmiş. Subhanallah. Öyle bir şefiğimiz var. Öyle şefkatli bir şefaatçimiz var. Bizi bekliyor. Ve size muştak diyor hadiste. Ey ashabım ben size tabakla Kevser'den su vereceğim. Ahir zamanda beni görmeden iman edenler, bana muhabbet edenlere tabakla vermeyeceğim. Tabakla benim aramda bir şey, vasıta, elimle içireceğim diyor. Allah Resulü diyor. Evet. Öyle bir şefaatçimiz var. Ya. Size bir tanesini söyleyeyim. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Yanlış anlamayın. Ne olur. Ben bir ciddi bir hata yaptım. Günah değil de bizim köyde cami imamıyla biraz çatıştık. Biz de o zaman 22 küsur yaşındayım. Askere gitmemişim. Ama çok darlattı hoca beni. Başka bir cemaattan. Ben de buna soruları saydım. Peki bu 3 tane soruya cevap ver tahmin et. Allah beni affetsin. O akşam Hazreti Ali'yi gördüm. Bana sitem etti. Peygamberi anlatacağım şimdi size. Kalktım, ağladım. Namazı kıldım, doğru hocaya gittim. Hocadan, hocam özür dilerim dedim. Ne oldu dedi. Dedim şöyle sorular söyle. Sabaha yatamadım o sorulardan dolayı dedi. Kitapları tuttum ya. Hepsini tek tek cevabını öğleyin namazına kadar verdim. Öğleyin namazına kadar verdim, verdim. Tamam mı? Tamam. Kardeş olalım hocam dedi. Dedi ki seni bu hale şey geldi bunlara niye dedi Hazreti Ali. Tabii dedi Hazreti Ali bizi şey yapacak falan. Kardeş olduk mu? O akşam da bu sefer peygamberi gördü. O itham etti, şey yaptı ya, kızdı ya. Öyle bir peygamber. Ben gene korkuyorum da yani Hazreti Ali kızdı evet cevapları verdik ama. Öyle bir peygamber ondan bile haberdar. Tesil veriyor.
ben diyor ümmetimi almadan duayı orada kabul edecek. Tamam. Ondan sonra böyle bir şefiğimiz var, şefaatçımız var. Cemaatin şahsı manevisi var. Merhameti ilahiye var. O hatırlar mısınız? 6. Reşada. Allah Müslümana nasıl davranacak? Nasıl davranacak biliyor musunuz? Orada yazıyor. Diyor ki, peygamberimizin özelliği, davranışı kimindir? Kim öğretmiş? Allah öğretmiş. Rahmeti ilahinin timsali, muhabbeti Rabbani'nin misalidir diyor. Hatırladınız mı? Zaten abi bu hani mertebelerin bir kısmı ricalarda var ya, 26. ricada. Şu cümle var o. Dil bakarsa hak ve nası istediğim ülkitenin bir devasız derde düştüm ki ahit ki Lokman bir haber diyor ya. Devamını diyor ki o vakit birden merhameti oradaki geçen devamı. 200 kaç burası? 224'tü abi. O vakit birden merhameti ilahinin lisanı misali timsali delali mümesil olan peygamberi zişan aleyhissalatü vesselamın. Bir dakika, merhamet ilahinin nesi? Lisanı. Bak Allah'ın lisanı. Misali. Allah'ın misali peygamber. Timsali. Timsali ne demek biliyor musun? Aynadaki güneş. Dellalı. Dellalı Allah adına konuşan. Mümessili olan. Peygamberi zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati beşere getirdiği hediye hidayeti o dermansız, hadsiz zannettiğim. Bak dermansız. Hadsiz. Hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yesimi nurlu bir ricaya çevirdi. Kaçıncı şey bu? Bu birinci rica. Şimdi, üçüncü rica abi. Şimdi bak size göstereyim mektubat nerede? Bak mektubat. Şimdi ben eskide merak ederdim. Her zaman. Bu da bu biraz daha açık. Allah bana nasıl davranacak? Burada altıncı esas var. Peygamberimizin konuşması in huve illa vahyun yuha. Vahyin mi söylüyor? Allah mı terbiye etmiş? Edebeni Rabbi fe aseni tedibi. Her şey Allah adına mı? Allah adına mı oluyor? Evet. Şimdi dinleyin. Allah bana nasıl davranacak? Peygamberin ümmetine, sahabesine davrandığı gibi en az davranacak bize. Nereden biliyoruz? O hem o kim? Melek, cin ve beşerin seydi olan zat. Peygamber aleyhisselam. Şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi. Rahmet ilahiyenin timsali. Timsal şu, aynadaki güneş, semadaki güneşin görüntüsüne timsal denilir. Peygamberin davranışı Allah'ın davranışıdır. Ne demek? Rahmet-i ilahinin timsali, muhabbet-i Rabbaniye'nin misali. Allah kulunu nasıl seviyor? Peygamber ümmetini sevdiği gibi en az. Böyle bir Allah'tan korkulur ama çocuğun babadan korktuğu gibi değil. Anneden korkup gene annesinin şefkati sinesine giriyor ya. Allah'ımız öyle. Allah'ım var kardeşim. Haşirin, cennet, cehennemin her şeyin sahibi o ya. Davranış şeklini de söyledi sana. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine, sahabesine. Lan münafı ortaya çıkartmadı ya. Münafı biliyor, çıkartmıyor. Yanında affedersin, bir işiyor, bilmem ne yapıyor. Bilmiyor ya Ömer diyor ya. Amcasını öldüren şehit, belki kalbimde bir buğz olur ya Vahşi, duvarın arkasına dur. Belki beşeriyetim çıkar diye şefkatli peygamber ya. Ben onun derdinde değilim. Onun hali Allah'ımızın bize davranış şeklidir. Bak ne diyor? Rahmeti ilahinin timsali, muhabbeti Rabbani'nin misali demek Allah'ın davranış şeklidir. Onun için bizdeki o aşk-ı beka
muhabbeti sermediye Rabbimizde var. Onu anlamak için bize verilmiş. Kendimiz buyuz diye değil. Baki anlamak için verilmişken ben baki olayım diye verilmemiş. Ama benim Rabbim baki ya, bendeki bakilik tatmin olur. Yetiyor bana. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmet ilahinin timsali, muhabbeti Rabbani misalinin hakikatını bize tahakkuk ettir. Onun imanının senin yanındaki değeri, kıymeti ve hikmeti ve hakikati adına Ya Rabbel Alemin, onun şefaatine bizi mazhar eyle. Ya Rabbel Alemin, bize dua edenlerin, bizim dua ettiklerimizin, bize söz verdiklerimiz, bize söz aldıkları gibi üzerimizde hakları ve hukukları olanları da Ya Rabbi iki cihanda aziz eyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar eyle. Ya Rabbi kendine kul, Habibine ümmet, ustadımıza talebe eyle Ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Davut Aleyhisselam'a dağ demiri, Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems-i kamer musahhar kıldığın gibi insanların akıllarına, kalplerine Risale-i Nur'a musahhar yap Ya Rabbel Alemin. Nur talebelerini hasreten affet Ya Rabbi, cenneti firdeste mesut kıl Ya Rabbi. Hizmet imaniye kuramiyinden bizi ayırma Ya Rabbi. Vatanımıza, milletimize, mukaddesatımıza, davamıza, dinimize hizmet eden siyasi liderleri, askeri liderleri, zerre kadar emekleri olanları, semavi varzı ve insi ve cinni şeytanların şerinden, maddi ve manevi hastalıklardan, taunlardan, tufanlardan milletimizi, halkımızı, nur talebelerini hasreten kardeşlerimize amin diyenleri iki canda aziz eyle. Onları hafız ismin hürmetine muhafaza eyle Ya Rabbi. Allah'ım ölümü bize hissettirme, şehit olarak teris olmayı nasip eyle Ya Rabbel Alemin. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi Rabbil Alemin. El Fatiha temâs selavat. Amin.